Emniyet Müdürüm, Sayın Belediye Başkanım, İl Genel ve Belediye Meclis Üyesi dostlarımız, çok saygıdeğer şehit ve gazi ailelerimiz, oda başkanlarımız, hanımefendiler, beyefendiler. Dernek başkanımızın konuşmasındaki şu cümleyi ben ifade etmek istiyorum. İşin özünde yaptıklarımız hiçbir şey değil. Biz bir şey yapmadık. Dönüp yapılanlara baktığımızda, dönüp akan kanlara baktığımızda, dönüp ağlayan annelere, eşlere, kardeşlere baktığımızda, dönüp vatanda canını kaybetmiş 100 binlere baktığımızda, Kuşadası Belediye Başkanı Esat Altıngül hiçbir şey yapmadı, hiçbir şey. Kuşadalı şehitlerimiz Yaşar Aykaç'ı, Kamuran Yaramaz'ı, Serkan Altın Kaynağı, Ahmet Şengülen'i rahmetle anmak istiyorum. Saygıyla anmak istiyorum. Hürmetle anmak istiyorum. Gazilerimize minnetlerimizi sunmak istiyoruz. Evet. Kuşadası'nın önemli bir noktasında, önemli bir mahallesinde, önemli bir köşede en azından ailelerimizin kendi bünyelerinde sohbetlerini yapabilecekleri, tartışabilecekleri, konuşabilecekleri ve zaman zaman da büyük zamanda dertleşebilecekleri bir binayı yaptığımız için elbette mutluyuz, elbette gururluyuz. Altıngül ailesi olarak ben de büyüğümüz Fahri Altıngül'e teşekkür ediyorum. Kuşadası Belediye Başkanı olarak teşekkür ediyorum. Yeğeni olarak teşekkür ediyorum. Bu parkı da yine Şehit ve Gaziler Parkı olarak çalışmaya başladık. Çok güzel bir heykel orada oluşacak. Arkadaşlarımız çalışmaya başladık. Ve bu nokta Kuşadası'nın nasıl ki vefa etkinliklerimiz var. Cumhuriyet döneminde Misak-ı Milli sürecinde çaba göstermiş, şehit olmuş, emek sarf etmiş büyüklerimize vefa etkinlikleri çerçevesinde anıyorsak, bir Mahmut Esat Bozkurt'u andıysak, heykelini diktiysek, parkını açtıysak, burada da şehitlerimize ve gazilerimize vefamızı göstermek için bunu yapıyoruz. Bu nedenle biz mutluyuz. Bu nedenle gururluyuz. Şehit ve gazilerimizle ilgili cümleler, kelimeler bulabilme mümkün değil. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş mücadelesinden bu yana halihazırda günümüzde belki şu anki şu dakikada bir yerlerde verilen savaşı unutmamak zorundayız. Akan kanları unutmamak zorundayız. Ağlayan annelere eşleri unutmamak zorundayız. Şehitlerimizi de, gazilerimizi de, verilen mücadeleyi de unutmamak zorundayız. Bu ülkenin her ferdi birinci sınıf. Bu ülkenin her insanı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Doğusuyla batısıyla bu ülkede yaşayan herkesin başımızın üzerinde yeri var. Bunu hiçbir zaman inkar etmiyoruz, etmeyiz. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin Misak-ı Milli sınırlarını da tartışmayız, bayrağımızı da tartışmayız. Ve tartıştırmayız. Sayın Kaymakamım, bu asil açılışta bizlerle bulunduğunuz için teşekkür ediyorum. Sayın Komutanım, sizlere de teşekkür ediyorum. Ama özellikle eller öpülesi, alınları öpülesi şehit anne ve babalarıma şükranlarımı, minnetlerimi sunuyorum. Ellerinizden öpüyorum.